Geçen haftalarda hani diyordun ya birileri gelsin de ben biraz üzüleyim, ağlayayım, stille ilgili birileri gelsin de bu son zamanlardaki üzüntümü ben ona vuruyorum. Çok saçma sapan tartışmalar oldu dün ve ondan önceki gün de. Ben konuşamadım, bir türlü araya giremedim. Ben öyle düşünüyorum. Yanlış. Senin bu son zamanlardaki üzüntünü ona bağlıyorum. Hani sen demiştin ya geçen hafta. Yanlış düşünüyorsun. Onunla ilgili değil. Yarışma psikolojisi var. Bir süreden sonra siz yeni geldiğiniz için anlamayabilirsiniz ve bu benim daha önceden de tecrübe edindiğim bir mesele. Belli bir süreden sonra beden sağlığınız, yani sağlık demeyeyim de mesela ben 5-6 kilo verdim ve giyeceğim hiçbir şey olmuyor şu anda bana. Sağlıklı beslenemiyorum, sporumu yapamıyorum, enerjim burada, belli bir süre sonra uykusuzluk vesaire beni çok agresifleştiriyor ve sağlığımı bozuyor. Psikolojim bozuluyor. Dolayısıyla ben ona veriyorum bunu. Ben buraya diğer arkadaşlarımız bir tek siz değilsiniz. Diğer iki masa siz de rakipsiniz. Ben zaten o yüzden söylüyorum ben. Onları ondan, da yapın içine katarak değil, söylüyorum. Hayır yani. Ondan değil. Benim kendimle ilgili bu hafta sıkıntım var. Sağlık problemi demeyeyim ama kendimi mesela yemek yemediğimde benim yaşam standartlarım vardır haftada. 3 tane yapmam gereken. Bir tanesi de yemek yemek. Keyifli yemek yemek. Ama bunu yapamadığımda mesela çok mutsuz oluyorum. Alelade bir şeyler yediğimde ben mutsuz olan bir insanım. Bir tek burada ben bunu konuşmuyorum. Ekibimle arka tarafta da konuşuyorum. Ailemi arayıp onunları da konuşuyorum. Ama siz hep beni, ben işte Çiğdem beni kıskanıyor. Çiğdem yo, gelen ben seni bunu, herkesi kıskanıyor diye düşünüyorsunuz. Üstüne gelmek için söylemedim bunu. İnanın ki sadece hissettiğimi söyledim. Üzülüyorum. Ha. Hayır. Ama bir insanda her gün 5-5-5-5-5 tabii ki olamaz. Yani bunun da bir düşüşü olabilir. Çıkışı da olabilir. Yani siz de buna hazırlıklı olun. Her gün böyle bir tabii şey yok. Tabii ki olabilir. Yarın ona bir şey diyen yok zaten. Burada benim yaşadığım psikolojiyi ben gittikten sonra devam ederseniz anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bu gaz bitiyor yani bir süre sonra. Tayfun'cum sen niye konuşmuyorsun? Ne konuşayım hayatım? Şuna dikkat ettim. Bugüne kadar senin iplerin hep Çiğdem'in elindeydi. Ya nasıl kaşıyorsun? Bak konuşurken yarışmanın seviyesini düşürüyorsun. Güzel kardeşim. Şeye dikkat ettim. Çiğdem'in ipleri senin elindeydi resmen yani. Ya bu mu? Buna mı çalıştın bütün gece? Çalışmadım yani. Ya çok aklıma saçma ya. İnanılmaz böyle. Bu ne? Buna çalışmadım. Bunu söylemek istedim yani. Tamam peki saygı dün diyorum. Seni eşim tebrik edecektim ipler unuttum yani. Ipler. Dün de Çiğdem'in ipleri senin elindeydi resmen. Nasıl bir his onu öğrenmek istiyorum. Çok güzel bir his. Söylediğin şimdi soru mu? Ben bunu bir ciddiye alıp karşılık mı vereyim? Bu ne şimdi? Cevap vermediğin için öyle düşünüyorlar zaten. Ben cevap versen olmaz böyle. Ben bu tür konuşmaları yersiz biliyorum hayatım, yersiz. Ya bir senedir aynı şeyi söylüyorum. Konuşmalar yersiz diyor. Ama bize saldırıyorsun Tayfun. Dün de sen de bana diyorsun ki geldin gel işte saç görüyorum. Ben buna bir şey diyor muyum? Hayır onu espriyle ya da şeyle yaptığımı biliyorsun. Ama sen böyle iğneleyici konuşuyorsun. Ama ben de gülerek zaman söylüyorum. Siz de bunu ciddiye alıyorsunuz. Tamam peki özür dilerim ben yanlış anladım. Kızdırma o zaman. Çiğdem. Normalde dışarıda seni sevdiğimi biliyorsun. Ama dışarıda. Bunu sevmiyorum arkadaşım. Bak bunu deme. Dün kızlara demediğini bırakmadın. Dışarıda böylesiniz, burada böyle. Şimdi sen bana aynı şeyi söylüyorsun. Yapmayın bana bunu ya. Bak yapmıyoruz. Dışarıda zaten seninle normalde de zaten sosyal medyada da konuşuyoruz. Normalde ben Çiğdem'i gerçekten severim yani. Sosyal medyadan bıraktım. Neden biliyor musun? Bıraktın üzülerek mı? Üzülerek neden bıraktım? Burada didişiyorsun. Yayında ben seni sevmiyorum. Yayın arkasında ama seviyorum. Ama bak bunu söylüyorum İnsanlar Çiğdem. İnsanlar bakıyor biz takipleşiyor. Bu nasıl bir tezatlık ama yani? Ama ne olacak? Bunda ne var olmaz ki yani? Olmaz hayatım. Sen dün beni burada Pinokyo kılığına girdim diye yerden yere vurdunuz. Vurmadım. Kişiliğimden vurdunuz vallahi beni. Vurmadım. Yalancı İnan dediniz vurmadım. Masada. Hatta ana ve kadar ben bunun üzüntülerini de yaşıyorum. Sabahtan beri buna ağlıyorum. Çiğdem, geldim konuştum sen herkese. Dün gelirken ben dedim ki ne kadar sevimli olmuş dedim. İnan ki buna bu da bak. Bu yaşıma kadar bak dürüstlük benim için beni öldürün. Dürüstlüğümden ben asla taviz vermedim de bugüne kadar. Siz beni yalancılıkla itham ediyorsunuz. Ama konuştunuz. Lütfen bunu samimi söyleyin. Yok. Ama siz inkar ettiniz. Orada sizin Özge Hanım'la aranızdaki konuşmayı duydum ben. İnkar etmedim. Anladığınız şey yanlış olmuş. Arkanızdan değil yüzünüze karşı söyledim. Hayır, sizi söylerken gördüm ben. Hoş ben değil. Ben arkanızdan konuşmadım. Önünüzde söylediğim şey nasıl gizli arkamdan olabilir? Arkamdan konuşurken de gördüm ben. Bak ben kimseden sözümü esirgeyen bir kadın değilim. Çatı söylemiş olduğunuz söylerim. Biraz taktik maktik yok. Hani güm 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 bende. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.